Herkese selamlar, merhabalar. 9. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız sevgili değerli öğrencilerim. İlk sorumuzla başlayalım. Mehmet tanesini 30 TL'ye aldığı her bir kitap için %5 kargo ücreti ödeyerek aldığı bu kitapları kendi sitesinde 40 TL'ye satmaktadır. Buna göre Mehmet'in kârı yüzde kaçtır? Demek kitap 30 liraymış, bir de bunun üzerine ek %5 kargo ücreti ödüyor. Bakalım kaç paraya mal ediyor kitabı? 30 TL'nin %5'i 5 bölü 100. Harikasınız. 1 0 1 0 gitti. 3 kere 5 15. 15 bölü 10 nedir değerli arkadaşlarım? 1.5 TL ne yaptı? Kargo ücreti ödedi. Evet, 30 TL'ye 1.5 TL daha eklediğim zaman 31.5 TL mal ettiği kitapları 40 TL'ye satıyormuş. Şöyle de düşünebiliriz. Aradaki fark kaç? 8.5 lira değil mi? Evet. Yani 40 lirada, 40 TL'de 8.5 lira kar ediyorsa 100 TL'de kaç para kar eder? Bunun 2.5 katıysa 8.5'un da 2.5 katını bulacağız. 2 katı ne yapar 8.5'un? 17. Bir de 8.5'un yarısını almış olursam 4.25. Topladığım zaman 21.25'tir karı değerli arkadaşlarım. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum ikinci soruyla. %25'i tuz olan 60 gram tuzlu su karışımından 8 gram tuz çıkarılırsa yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Şimdi 60 gram tuzlu suyun %25'i tuzmuş. 25 bölü 100. 1 0 1 0 gitti. 6 çarpı 25 150. 150 bölü 10'dan 15. 15 gramı neymiş değerli arkadaşlarım? Tuzmuş. Biz bu karışımdan 8 gram tuz çıkartıyorum. 15 gram tuzum vardı. 15 gram tuzum vardı. 8 gram tuzu çıkartırsam elimde 7 gram tuz kalır. Şimdi toplam 60 gramdı. 8 gram tuzu çıkarınca karışım 60-8'den harikasınız 52 grama düşecek. Evet, tuz oranını arıyorum. 52 gramda değerli arkadaşlarım 7 gram tuz varsa 100 gramda çünkü yüzde olarak soruyor. 100 gramda kaç gram tuz vardır diyeceğiz. X gram diyelim. İçler dışlar çarpımından 52 çarpı X eşittir. 7 çarpı 100'den. Değerli arkadaşlar burada sadeleştirelim. 2'ye böldüm 26. 2'ye böldüm 50. Bir daha 2'ye bölelim 13. 25. 13X eşittir. 7 çarpı 25 ne yapar değerli arkadaşlarım? 4 tanesi 100. 3 tanesi 75. 175 yapar. Buradan da sadeleştirirsek 175 13'e bölünür mü? Bir bakalım. 1 kere 13 13. 45 kaldı. 3 kere 13 39. Elde 6 var. 60'da 13. 4 kere 52. 13,14 diyebiliriz. Yaklaşık olarak 13,4. Değerler güzel gelmedi. Kusura bakmayın. Ama mantığı anlamanız benim için yeterlidir. Evet. Şekildeki gibi doğrusal bir yol üzerine bulunan A, B ve C şehirlerinden A ile C arası 720 km'ymiş yolun tamamı. A'dan 60 km saat hızla B'ye doğru iki araç aynı anda hareket ediyor. Bu iki araç 8 saat sonra B şehrine karşılaştıklarına göre V'nin hızı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A'dan B'ye kadar 8 saat gitmiş. 60 çarpı 8'den 480 km AB uzunluğunu ben 480 olarak buldum. Yolun tamamı 720 km'ydi. 720 km'den 480'i çıkarırsam BC uzunluğunu BC şehrinin arasındaki kilometreye vururum. 480'den çıkarttığımız zaman 240 km nedir? BC uzunluğudur. Şimdi neydi? X eşittir, yol eşittir, hız çarpı zamandı. Bizim yolumuz BC'miz kaç? 240 olarak buldum. 240 eşittir. Hızım ne bilmiyorum V ama süremi biliyorum 8 saat. Buradan V 30 km bölü saat olacaktır. Bana V'yi sorduğu için V 30'dur. Şekildeki dairesel pistte A noktasından aynı anda aynı yöne doğru 25 metre bölü dakika ve 40 metre bölü dakika hızlarla harekete başlayan iki araç 30 dakika sonra tekrar yan yana geldiklerine göre pistin çevresi kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bunlar aynı anda yan yana gelebilmeleri için 40 metre bölü dakikadaki hızlı araç bir pist atacak ve bir daha yanlarına gelecek değil mi? Yani bir tur önde bitirecek. Bir tam çevresi kadar atacak. Bir de karşılaştıkları yere kadar gelecek. O zaman biz şuradan şunu çıkaracağız. Diyeceğiz ki
40 metre bölü dakika 30 dakikada bu kadar gider. Eksi pistin uzunluğunu bulacağım ya. Eksi 25 çarpı 30 diyeceğim. Bakın bunu niye yaptım. Şimdi 40 metre bölü dakika hızla hareket ediyor ya. Buradan geldi. A'dan bir daha A'ya geldi. V2 daha A'ya gelemedi. Bir tur daha attı. Diyelim ki şurada karşılaştılar. Buraya karşılaşabilmeleri için hızı büyük olan bir tur fazladan atacak, sonra tekrar buraya gelecek. Anladık mı? O yüzden çıkartıyoruz. Burada 30 parantezini alırsam değerli arkadaşlarım 40 eksi 25 kalacak. 30 çarpı 40 eksi 25 nedir? 15'tir. Pistin çevresi 450 metre olacak değerli arkadaşlarım. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir sorudur. Sınavımızda bu tip bir soru bekleyebilirsiniz. Bir diğer sorumuz var. Bir işi Belen tek başına 24 günde yapabilmektedir. Bu aynı işi Belen ve Sezen birlikte çalışarak 16 günde bitirebildiklerine göre Sezen bu işi tek başına kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar burada işçi problemlerini biz birim olarak hesaplayacağız. Yani Belen'in tek başına bitirdiği iş 1 bölü 24'tür. Birim zamanda 1 bölü 24'ünü bitirir. Artı Sezen'i bilmediğim için 1 bölü x diyorum. İkisi birlikte 16 günde, yani 1 bölü 16 eşiteceğiz biz bunu. Şimdi ben buradan 1 bölü x'i çekmem lazım ki Sezen'i bulayım. O zaman 1 bölü 24'ü karşı atacağız. 1 bölü x eşittir 1 bölü 16. Artı olan ifade karşı eksi olarak geçti. 1 bölü 24 yaptı. Bu paydayı ben 48'de eşitlerim. O zaman buraya 3 ile buraya 2 ile genişleteceğim. 1 bölü x eşittir 3 kere 1'den 3. 2 kere 1'den 2. Bölü 16 çarpı 3'ten 48. 1 bölü x eşittir 3 eksi 2'den 1 bölü 48'e eşit olacak. Buradaki 48 bizim için Sezen'in işi bitirdiği gün süresidir. Cevap 48'dir değerli arkadaşlarım. Umarım anlaşılmıştır. 6. soruyla birlikte üçgenler konusundan sizler için hazırladığımız sorulara bakacağız. En doğrusu paraleldir diyor. Burada şunu biliyoruz. Sola bakanların toplamı sağ bakanların toplamını eşittir. Hocam burada sağ bakan yok. O zaman sen buraya 40 yazarsan, çünkü doğru açıdır. 140 40 daha 180 olacaktır. Evet. Şimdi sola bakanlar hocam 70 x 70, yani 70 70 daha 140, 140 artı x neye eşit olacak? 60 50 40'ın toplamına. Evet. Değerli arkadaşlarım. 60 50 daha 110, 40 daha 150. O zaman x'e 10 derece kalacaktır. 10 bulan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel çözünüz. Geldik bu sorumuza. ABC üçgeni bir kağıtta MABC 80 derece, BAC 60 derece olarak verilmiş. Mehmet bu kağıdı şekilde gösterildiği gibi KL doğrusu boyunca katladığında C köşesinden katlıyormuş. Buna göre ALB açısını soruyor. Yani x soruyor arkadaşlar. 60, 80, 140, burası 40 olacak mı? Olacak. Yani buradaki C açısı 40 derece. Şimdi bu eski haline getirdiğimiz zaman C A köşesinin üstüne geleceği için katlama sorularında buradaki açı da ne olacak? 40 derece olacaktır. Bakın şimdi büyük düşünelim. İki dış açının ölçüsü bir iç açının ölçüsüne eşittir. Yani iki dış 40 artı 40 bir içe eşittir. O da x'e, x buradan 80 derece olarak gelecektir. Basit bir sorudur ama katlamanın olayını anlamanız yeterli olacaktır burada. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. ABC ve ACD birer üçgendir. BA diktir AD'ye. Buna göre kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bir ABC için değerlendireceğim ve bir de ACD için değerlendireceğim. Yani şuradan bunları bulalım bu arada değerleri. 60, 70 daha 130, 134, 138. O zaman buraya ne kalır? 42 kalır. 90 derece olduğu için burası 48 olacaktır. Pekala. Şimdi bakalım ABC üçgene bakıyorum. ABC 42 derece neyi görüyor? B. O zaman B en küçüktür. Daha sonra 48 olan A en küçüktür. B'den sonra en büyükleri de C'dir çünkü 90 dereceye giriyor. ACD'ye bakalım. E 42 gördüğü için E en küçük. Bakalım 74'ü gören B ondan sonra gelecek. Pardon, 64 daha küçük değil mi? Evet, 64. Sonra da 64 D'yi gördüğü için D en büyük olan B'dir işlerine. Şimdi bu ikisini ortak olarak değerlendirdiğimiz zaman E en küçük. E'den sonra en küçük olan D. Sonra B, sonra A ve sonra da C'ye gelecektir değerli arkadaşlar. Olayın mantığı bu.
Geldiğim bir diğer soruma 9. soru. Çok güzel bir soru. Bence bunu yıldızlayın. Böyle bir şey sorulur diye düşünüyorum. Bu arada bu büyüktür işaret değerli arkadaşlarım. Onu da hatırlatalım. Şimdi 12, 16 x verilmiş. 15, 8 x verilmiş. MBAD açısı. BAD yani şu açı 90'dan küçükmüş. Şuradaki C açısı da 90'dan büyükmüş. Buna göre soru çözeceğim. Şimdi normal şartlarda açı verilmemiş olsaydı ne yapıyorduk? Sizlere onu hatırlatalım. Belki sınavımızda bu gelebilir dediğim yöntemden. ABD'ye bakacağız beraber. X'i bulmak için farklarından büyük olmadı. 12 eksi 16. Mutlak değer içerisinde tabii ki de. 16 eksi 12. 4. X toplamlarından da küçük olmalı. 28 olarak ABD'yi söylerdin. BCD'yi yazdırın dediğimde bana ne diyecektiniz? Farklarından yani 7'den büyük. Toplamları 23'ten küçük olacak derdiniz. Fakat şimdi burada işin içine açı girdiği zaman şöyle düşüneceğim. BAD açısına bakalım. Yani ABD, BAD. Şimdi BAD üçgenine baktığımız zaman evet aslında şurayı da BAD olarak düzeltelim. BAD üçgene bakacağım. Bir kere farklarından küçük olduğunu biliyorum. 16 eksi 12. 90 dereceden küçük olduğu için farklarından küçük. Toplamlarının karekökünden de değerli arkadaşlarım ne olacaktır? Küçük olacaktır. Yani farklarından büyük kareleri toplamından küçük olacak. 16 eksik 12 4 yapar. 12 16 20 üçgeninden direkt bunun karekökünün sonucunu 20 olduğunu düşünebilirsin ya da 16'nın karesi 256. 144 de topladığın zaman yine kök 400 o da 20 olarak dışarı çıkacak. Buradan da yapabilirsin. Şimdi geldim bu tarafa. BCD üçgenine bakalım. BCD üçgeni. Şimdi 90 dereceden büyükse bu sefer şunu diyeceğiz. Kareleri toplamından büyük olacak. 8'in karesi artı 15'in karesi toplamlarından yine küçük olacaktır tabii ki de. 15 artı 8. 8, 15, 17 üçgeninden burayı değerli arkadaşlarım kök 289 oradan da 17 olarak bulabiliriz. X 23 olacak. Şimdi şu ikisini toplamı getireceğim ve X'i bana yazdırın diyeceğim. 17 X ve 23 olarak söyleyeceksin bana. 20 olarak özür dilerim. Evet. Küçükten büyük olanı, büyükten küçük olanı alıyorduk aralıkta. 17x 20 aralığındadır. Bana bunların toplamlarını sormuş değerli arkadaşlarım. 18 artı 19'dan 37 olarak bana bunu söyleyeceksiniz. Umarım anlaşılmıştır değerli arkadaşlarım. Güzel sorularla devam edelim. Geldiğim 10. soruya 10 numara bir soru. ABC üçgen FB ile CD'nin birbirine eşit olduğunu, BE'nin değerli arkadaşlarım ED ile eşit olduğunu ve EC'nin de FE ile eşit olduğunu biliyorum. Buna göre alfa kaçtır? Bakın şu iki üçgen eş üçgendir değerli arkadaşlarım. Neden? Çünkü bakın benzerlikler aynı. Değil mi? Eşitlikler aynı olduğu için bunlar eş üçgendir diyeceğiz. Peki o zaman ben şu açıya A dersem bak tek çizginin gördüğü A ise burada da tek çizginin gördüğü A olacaktır. Mesela çift çizginin gördüğü B ise çift çizginin gördüğü de burada da B olacaktır. Buraya da C diyelim. Bakın şu en işareti gibi olan C ise bu da C'dir. Şimdi 80 A artı C'nin 80 büyük üçgene baktın. 80 AC toplamı ne yapacak? 180 yapacaktır. 80'i karşıya attım. A artı C'nin 100 olduğunu bana söyleyebilir misin? Söylersin. Bu cepte. Bak bu ne işimize yarayacak? Bak şuraya. ABC. A artı B artı C. Üçgen olduğu için 180'e eşit olacak. A artı C'nin 100 olduğunu biliyorsan B'ye buradan 80 kalacaktır. Ha bak B'yi buldun mu? Soru bitti. Bak B alfa B var. Yani 2B artı alfa neye eşit olacak? Doğru açı yani 180'e eşit olmuş olacak. Özür dilerim konuşamadım. 180'e eşit olmuş olacak. 2B'de 80 çarpı 2'den 160 artı alfaya o da 180'e eşitse buradan alfa 20 derece gelecektir. Alfa bir sorudur değerli arkadaşlarım. Cevap 20'dir. 11. soru benzerlikten yararlanacağız. Çünkü bakın tek benzerlikler verilmiş. X'i bulmamız lazım. Her ikisinde de ortak açı benzer. Değerli arkadaşlarım. Üçgenleri yazdım dediğim zaman bana A, B, C üçgeni benzerdir. Değerli arkadaşlarım. D, A, C üçgenini. Bakın D, A, C. Bak şuradaki benzerlikleri de doğru şekilde yazdık. B ve A. Şimdi burada nasıl bir benzerlik oranı kuruyorduk? BC'nin şu ikisi yani BC'nin AC'ye oranı harikasın. AC'nin DC'ye oranına eşittir değerli arkadaşlarım. Şu benzerliği kurduktan sonra gerisi gelecektir.
Şimdi BC. BC tamamı değil mi? Tamamı. 3 artı 8'den 11'i söyleyebilirsin BC için. AC'ye bakacaksın. AC'de ne var? X var. Bölü X. Eşittir diyorum. AC'de yine X var. DC'de ne? 8. Değerli arkadaşlarım, içler dışlar çarpımından x kare eşittir 88 olmaz mı? Olur. Her tarafın karekökünü alırsam x eşittir kök 88 derim. Değerli arkadaşlarım, bu kök dışına çıkar mı? 8 çarpı 11'dir ama 8'i kök dışına çıkaramıyorum. 11'i de kök dışına çıkaramıyorum. Peki şöyle düşünsem, 4 çarpı 22 düşünsem olur değil mi? Yani 2 kök 22 derim. 4 çarpı 88, evet. Cevap x kaçtır diye sorulduğu için x'imiz 2 kök 22 gelecektir değerli arkadaşlarım. Umarım olayı anlamışsınızdır. Çok güzel bir soru. Oğuzhan yüksekliğini bildiği sokak lambasından yararlanarak şekildeki binanın yüksekliğini hesaplamak istiyor. Elimizden gelince bir bina resmi çizmeye çalıştık değerli öğrencilerim. Sokak lambam var ve Oğuzhan'ım var. 1.8 metre boyundaki Oğuzhan binadan 288 metre uzaklıkta bulunan bir sokak lambasını gösteriyor. Ve sokak lambasından 45 metre ileride bulundurup sokak lambasının tepesi ile binanın en yüksek noktası aynı hizada göstermektedir. Şekilli çizdik zaten. Buna göre binanın yüksekliği kaç metredir diye sorulmuş değerli arkadaşlarım. Dikkat edeceğiz bu soruya. Şimdi şekil olarak ben aynı şekli bir de şöyle sizlere göstermek istiyorum. Büyükçe bir şekilde. Şimdi şekil olarak sizlere çizmeye çalışacağım. Aynen şöyle çizsem gayet de bir sıkıntı yok değil mi? Şimdi şu binanın tamamının yüksekliği. Şurada da Oğuzhan'ın bulunduğu bir yükseklik var. Evet. Harikasın. Şimdi şunları bir kez daha göstereyim. Değerli arkadaşlarım. Şuraya x diyelim. Burası 1.8 metredir. Oğuzhan'ın bulunduğu yükseklikten. Burası 1.8 metre. Oğuzhan'ın bulunduğu yükseklik. Burası 1.8 metre. Bunlar birbirine diktir değerli arkadaşlarım. Dik olacak şekilde. Çünkü sabit olması lazım ya binanın yüksekliği. Dik olacaktır. Sokak lambası 4.8 metre ise 1.8'i buradaysa burası 3 metredir. Harikasınız. Şurası 228 ile 45 verilmişti. Bunları tekrardan yukarı taşıdım. Şimdi burada benzerlik yapacağız değerli arkadaşlarım. Şunun tamamı neydi? Bizim aradığımız h yüksekliğiydi bu arada. Bunu da unutmayalım. Şimdi biz burada ne yapacağız? Benzerlik yapacağız. Ve benzerliği nasıl yapacağız? Şuradan yola çıkacağız değerli arkadaşlarım. Nereden başladıysan o şekilde. 45'in, çünkü bak şu açılar ortak olduğu için benzerlik yapabiliriz. 45'in tamamının oranı, 45 artı 228 oranı, 3'ün x oranına eşit olacaktır değerli arkadaşlarım. 45 bölü 45 artı 228 ne yapacaktır? 273, harikasın. O da eşittir 3 bölü x'e. Şimdi burada sadeleştirelim. Burada 15 kalır. İçler dışlar çarpımından 15x eşittir 273. Her tarafı 15'e böldüğüm zaman da değerli arkadaşlarım 273 bölü 15 yapacaktır. O da hesap makinesine yaptıktan sonra 18.2'yi bulabiliriz. Şimdi x'imiz 18.2. Burada da 1.8'im var. Topladığım zaman h yüksekliğimiz x artı 1.8'den h eşittir 18.2 artı 1,8. Oradan da 20 metreyi bulacağız değerli arkadaşlarım. Umarım anlaşılmıştır. Çok güzel bir soruydu. ABN bir üçgen olarak verilmiş. KA AN'ye diktir. MBAK BAK ile MKC'nin birbirine eşit olduğunu vermiş. Buna göre AB uzunluğuyla BK uzunluğunun toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Biz bunlara alfa alfa diyoruz. Bu cepte. Bu bilgi cebinde hocam. Şimdi bizim buradan BAC'ye bakmanızı istiyorum. BAC. İç açıortay teoremini uygulamamız lazım burada. Bakın. BAC'den. Neden? Çünkü 6'ya 3'lük. Yani 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran varsa benzerliği uygulayabilirim. Şimdi BAC üçgenine bakarak biz iç açıortay teoreminden buraya bakacağız. Hocam ben burada iç açıortay teoremini uygulayacağım. Peki nasıl yapacağım bunu? Şimdi bakın AB uzunluğuyla bakın AB uzunluğunun değerli arkadaşlarım BK oranı bana AC'nin KC oranına eşit olacaktır. AC'nin KC'ye oranına eşit olacaktır. İç açıortay teoreminden yararlanarak yapıyoruz bunu. Şimdi AC uzunluğum 6, KC uzunluğum 3,
6 bölü 3'ten bu oranın 2 olduğunu söyleyebilirim. O zaman sen şunu da söyleyebilirsin. BK'ya K dersem AB'ye 2K diyeceğim. Yani bana da soruda 3K'yı sormuş olacak değerli arkadaşlar. Bunu yaptık. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Buraya beta diyorum değerli arkadaşlar ve şunu uzatıyorum. Buraya da T noktası diyelim. Bakın şimdi alfa artı beta'nın 90 derece olduğunu biliyorum değil mi? Bak bu bilgi cepte. E bakın şimdi burası beta ise şurası da değerli arkadaşlarım. Beta olmaz mı? Neden? 2 alfa artı 2 beta değil midir bunun tamamı? Ya 2 alfa artı 2 beta 180 yapacak. O yüzden ben buraya beta yazıyorum ki 2 alfa artı 2 beta 180'e eşit. Bu yüzden dolayı tamam mı? Şu bilgiden şuranın da beta olduğunu buldum. E bakın şimdi beta ne oldu? Dış açıortay teoremi oldu değerli arkadaşlarım. Dış açıortay teoremini şuradan yazacağız. Dış açıortay teoremi bakın. ACN noktası için düşünelim. Pardon. T'den itibaren alırsak. TAC üçgeni olarak da düşünebiliriz. TAC üçgeni için. Dış açıortay teoremini uyguluyorum. Bakın dış açıortay teoremi. Dış açıortay teoremi. Dış açıortay teoremi bize der ki bakın AC'nin burada ne var? AC var. AC'nin yani ortanın AB'ye oranı değerli arkadaşlarım. AC'nin AB'ye oranı CN'nin AN'ye oranına eşittir. Özür dilerim. CN'nin tamamının oranına eşittir. BN'ye oranına eşittir. Bir kez daha alalım. Dış açıortay teoremini uygulamak istiyorsak biz AC'nin AB'ye oranı şu parçanın bu parça oranı şu parçanın tamamının oranına eşittir değerli arkadaşlarım. Yani şöyle diyelim. AC'nin AB'ye oranı CN'nin tamamının oranına eşittir. Şimdi AC kaç? 6. AC'nin 6 olduğunu biliyorum. AB'nin 2K olduğunu biliyorum. Çok güzel. CN 21. Tamamın oranı 24 artı K'dır. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 bölü K kaldı. Şimdi burada 3 bölü K eşittir. 21 bölü 24 artı K diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Ve buradan ilerleyerek ne yapacağız? Soruyu çözeceğiz. Bu arada bir arada tam yaptık diye bakıyorum. 6 bölü 2 3. Evet 3 bölü K. Çok güzel. 21K eşittir diyorum. İçler dışlar çarpımından. 3 kere 4 72. 72 artı 3K olacak. 3K'yı bu tarafa attım. 18K eşittir. 72. K da buradan 4 geldi. K 4 ise bana 3 tane K'yı sorduğu için 3 çarpı 4'ten cevabım 12 olarak gelecektir değerli arkadaşlarım. Olayın mantığını anladık mı? Bir iç açıortay teoremi uyguladım. Bir de dış açıortay teoremi uyguladım ve soru çözdüm. Mutlaka arkadaşlar sınavınıza benzerlik gelecektir. İç açıortay teoremini iyi bir şekilde öğrenmeye bakın. Dış açıortay teoremini iyi bir şekilde öğrenmeye bakın. Değerli arkadaşlarım. Bunlar ağırlıklı olarak karşınıza sınavınıza gelecektir. Bunun haricinde eşitsizlikle ilgili bir tane soru 9'da çözmüştük. O soru 9'u mutlaka iyi bir şekilde anlamaya çalışın. Soru 8'de kenar uzunluğumuz vardı. Onu da iyi bir şekilde öğrenmeniz sizler için yararlı olacaktır. Bir tane ilk soru çözdüğüm gibi bir doğru da açı sorusu gelebilir. Katlama sorusunu zaten anlatmıştık. Çok zor değildi. Onun haricinde de ilk 5 soru eğer soru 12 soru sorar soracağınız ilk 4-5 soru problemlerden olur. Özellikle kar zarar problemleri, yüzde problemleri, hız problemleri ve en son olarak işçi problemleri ağırlıklı geleceğini düşünüyorum. Evet videomuz bu şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Seviyorsunuz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.